Xiaomi'nin kamera anlamında en güçlü ve şu an için sadece Çin'de satılan akıl telefon modeli Xiaomi 12S Ultra. Bu videodaki konuğum arkadaşlar, resmen fotoğraf makinesine telefon koymuşlar gibi bir telefon bu telefon. Gelin hep birlikte şu akıl telefon bize neler sunuyor bir yakından bakalım. Tabii ben cihaz sadece Çin'de satılıyor dedim sizlere ama bu cihazı benim temin etmemde bana yardımcı olan Teknove'ye buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Teknove teknoloji anlamında çok güzel ürünleri sizlerle buluşturabilecek bir teknoloji mağazası arkadaşlar. Teknove'nin Instagram sayfasını aşağı bırakıyorum. Özellikle scooter'la alakalı bir şeyler arıyorsanız ya da bir scooter'ınız varsa, bir teknik desteğe ihtiyacınız varsa Teknove'ye ulaşabilirsiniz diyeyim ve Xiaomi 12S Ultra ile devam edeyim. Şimdi bu telefon gerçekten ince düşünülmüş, ince tasarlanmış ve o kadar da güzel teknik detayları bizlerle buluşturabilen gerçekten yetenekli bir cihaz. Özellikle kamera anlamında kağıt üstünde bizlere sunabileceğini iddia ettiği şeylerin birçoğunu kesinlikle ve en iyi şekilde bizlerle buluşturabiliyor bu akıllı telefon modeli. Doğrudan birçok inceleme videomda olduğu gibi sizlerle bu akıllı telefonun artılarını anlatarak devam etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi önemli artıları var. Bana göre birkaç tane eksisi de var. Onlara da değineceğim ama kamera tarafında şu gördüğünüz koskoca kameranın altında 1 inçlik bir kamera sensörü görev yapıyor ki bu aslında akıllı telefonlar arasındaki en büyük sensör de oluyor aynı zamanda. Bu cihazda arkada gördüğümüz Leica logosu var. Leica Huawei ile işbirliğini sonlandırdı ve doğrudan Xiaomi ile bir anlaşma yaptı. Aslında bu akıllı telefonda o anlaşmanın ilk meyvesi diyebileceğimiz bir cihaz. Üzerinde bulunan hoparlör sistemini Harman Kardon ile birlikte yapılan bu hoparlörleri gayet yeterli ve oldukça iyi buldum arkadaşlar. Arkadaki malzeme bir deri malzeme gibi gözükse de aslında bir plastik kauçuk malzeme, onu da sizlere şimdiden aktarmış olayım. Ve tabi bu cihazın en önemli detaylarından ve en güçlü olduğu noktalardan bir tanesi de ekran arkadaşlar. Ön tarafta bizleri gerçekten büyük ama bir o kadar da içerisinde kaliteli ve aynı zamanda da önemli teknik detayları bulunduran bir ekran paneli karşılıyor. Bu cihazın ekranında arkadaşlar 6.73 inçlik bir panel kullanılmış. LTPO2 dediğimiz bir teknoloji ile geliyor. Bu teknoloji sayesinde ekranın yenileme hızları çok daha efektif olarak kullanılabiliyor. Duruma göre şarjı olumsuz etkilememesi için, şarj ömrünü, pil ömrünü olumsuz etkilememesi için bu ekran kendi kendini optimize edebiliyor ve size daha iyi bir yenileme hızını sunabiliyor bu ekran paneli. Özellikle ekranda bulunan Dolby Vision desteği, HDR10 Plus desteği gibi detaylar beni oldukça cezbetti ve 1500 nitlik parlaklık hakikaten çok yüksek. Bakın şöyle sonuna kadar açayım. Şu an önümde 2 tane stüdyo ışığı var. Çok net bir şekilde muhtemelen bu cihazın ekranını görebiliyorsunuzdur diye düşünmekteyim. Yani bu akıllı telefon ekranı şu açıdan kesinlikle net söyleyeyim arkadaşlar. Tek cümleyle özetlemem gerekirse multimedyayı telefonundan tüketen insanlar için fazlasıyla yeterli bir ekran paneli. Bunu da sizlere aktarmış olayım ve üzerindeki Harman Kardon logosuyla gelen hoparlörlerinde kesinlikle aynı ekran gibi performansıyla kullanıcıyı tatmin edecek seviyede hoparlörler olduğunu yine ekleyeyim. Cihazın kalbine doğru gittiğimizde bu işlemci modelini ben de daha önce hiç test etme imkanı erişmemiştim. İlk kez bu akıllı telefonla bu işlemciyi test ettim. Snapdragon 8 Plus Gen 1 modeli bir işlemci bu akıllı telefonla görev yapıyor. Bu işlemci 4 nanometrelik bir üretim süreciyle geliyor arkadaşlar. Yani yüksek performans, düşük pil tüketimi demek oluyor bu da bizlere sunulan. Tabi dolayısıyla performans testlerinde ve oyun testlerinde özellikle bu detaylara dikkat ederek değerlendirmeye çalıştım. Benden geçer not aldı mı kesinlikle oyun anlamında ve genel performans anlamında sizleri üzmeyecek bir akıllı telefon olduğunu net bir şekilde sizlere aktarabilirim sevgili dostlar. Xiaomi 12S Ultra'nın RAM'ine baktığımızda ise cihazda 12 GB'lık bir RAM'in bulunduğunu görüyoruz. Tabii bunun yanı sıra bir de sanal RAM'imiz var biliyorsunuz son dönemde artık çok popüler Android cephesinde. Bu sanal RAM'le beraber cihazda 15 GB'lık bir RAM diyor arkadaşlar. 256 GB'lık dahili depolamayla gelen bu akıllı telefonda bir micro SD kart desteği yok. Eklemiş olayım bunu da merak edenler için ve tabii ki bu arada kanalımı yeni açtığımı biliyorsunuz. O yüzden kanalıma da abone olup videolarımı beğenip ve tabi eski videolara da bir göz atarsanız beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve buradan bence bu akıllı telefonun en önemli detayı olan kamera bölümüne doğru devam edeyim arkadaşlar. Gerçekten ihtişamlı gözüküyor kamera. Yani çok büyük. Ben bu cihazı yanıma aldım. Bir yerlere gittim. Arkadaşlarım falan elinde görünce ya bu ne ya böyle bir şey olur mu falan. Herkesten hep aynı tepki. Yani bu cihazı satın alırsanız bir şekilde ve kullanırsanız sizlerin hani o ortamdaki konuşulan kişi olacağını eminim. Daha
telefonun fotoğraflarını çekmeden, telefonla bir fotoğraf performansı ya da video performansı göstermeden bile bunu yaşayacağınıza emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ve gelelim detaylarına, çünkü arka tarafta oldukça büyük olarak tasarlanmış bu kameranın içinde hakikaten çok güzel işlere imza atan lensler bulunuyor arkadaşlar. Şimdi Huawei ile biten işbirliğinden sonra Leica burada yine farkını göstermiş açıkçası. Çünkü Leica ile birlikte üretilen, geliştirilen bu kameraların sonuçlarını gerçekten çok başarılı buldum. Ana kamerada 50.3 megapiksellik bir kamera görev yapıyor arkadaşlar. Bu kameranın diyafram aralığı 1.9 seviyesinde ve tabii bu kameranın sensörü aslında bu telefonu en özel yapan şeylerden bir tanesi. Sony'nin IMX 989 1 inçlik bir kamera sensörü bu cihazda görev yapıyor. Yani bu kamera sensörünün farkını ben sizlere kelimeyle ne kadar anlatsam bence boş arkadaşlar. Şu andaki görüntüyü görüyorsunuz. iPhone ve birçok cihazda kullanılan güncel sensörlerle bu cihazda kullanılan kamera sensörünü yan yana koyduğumuzda işte bu şekilde görüyor sevgili arkadaşlar. Yani bu arkadaki çıkıntı çok da boşuna bizlerle buluşmamış. İkinci kameramız 48 megapiksellik f4.1 diyafram aralığına sahip bir telefoto kamera. Bu kameranın 5x optik zoom yeteneği bulunuyor ve 120x'e kadar da yakınlaştırma yapabiliyorsunuz dijital olarak. Sonuçlar fena değil. 120x'te de ben açıkçası çok başarılı buldum diyebilirim rakipleriyle karşılaştırdım, ama her zaman için söylüyorum, yani belli bir seviyenin üstündeki zoomlar bence şov amaçlı kullanılıyor. Ancak bu akıllı telefonda da diğerlerinde olduğu gibi işte uzaktaki bir şeyi yakınlaştırayım bir okuyayım falan dediğiniz detaylarda sizin işinizi görecek seviyede bir yüksek zoom kabiliyeti bulunuyor sevgili arkadaşlar. Gelelim 3. kameramıza. 48 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip 128 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekebileceğiniz bir kamera yine bu cihazda görev yapıyor. Sonuçlar hiç de fena değil. Özellikle ultra geniş açılı kamera için sizlere anlatmam gereken ufak bir detay var. Renklerde ufak tefek böyle solmalar falan gördüm ultra geniş açılı kamerada. Çektikten sonra bu görüntüler toparlansa da genel anlamda farklar mevcut. Aynı zamanda oldukça yüksek bir açıyla böyle çekim yapabiliyor olması da güzel bir avantaj, ama buradaki ufak tefek eksileri de sizlere anlatmak istedim. Tabii genel olarak cihazın üzerinde bulunan bir de TOF kamera var. Bunun sayesinde ise portre fotoğrafların kalitesi, portre fotoğrafların kabiliyeti bir başka seviyeye taşınmış oluyor. Gelelim kameralar hakkındaki yorumlarıma. Kameralar çoğu zaman iyi sonuçları bizlerle buluşturabiliyor. Ancak bazı zamanlarda renklerde sapmalar olabiliyor arkadaşlar. Bunlarla karşılaştım. Kamerada açtığınız zaman üst bölümde Leica filtreleri var. Bunlarla çekimler yapıyorsunuz. Bunlar güzel şeyler tabii ki. Ancak tabii ki böyle ister istemez o çekim sırasında kullandığınız filtreler sizlerin memnuniyetini günlük hayatta artırıyor. Ama tabii böyle fotoğrafların rengine çok takık olan insanları da üzebilir. Hani onu buradan sizlere aktarmış olayım. Bence bu akıllı telefonla fotoğraf çekmek istediğinizde çoğu zaman sabit durmalısınız. Çünkü bazı modellerde olduğu gibi anlık olarak sizlere hemen geri dönüş veremeyebiliyor. Yani fotoğraf çekerken şöyle 1 saniye 2 saniye vesaire bir durmanız lazım. Yoksa fotoğraflarda bulanık çekmeler, bunun gibi sorunlar vesaire bunları görebiliyorsunuz. Ben yaşadığım için sizlerle paylaşmak istedim. Kameranın üstündeki büyük cam kesinlikle bende bir hayal kırıklığına yol açtı. Çünkü önemli derecede parmak izi kalıyor buradaki camda. Bu da tabii ki kullanım sırasında sürekli kamerayı kullanacağınız zaman buradaki camı temizleme zorunluluğunu sizlere tabii ki getirmiş oluyor. Bence marka bu konuda kesinlikle bir çözüm bulmalıydı ama burayı atlamışlar, beni de biraz düşündürdü açıkçası bu durum. Genel buradaki kamera için söylememiz gereken detay aslında fotoğraflar anlamında, gece fotoğraflarında da yine aynı şekilde gündüzde olduğu gibi çok başarılı sonuçları bizlerle buluşturabilse de bazı zamanlar renklerde sapmalar ve özellikle nedeme anlamında geceleri önemli sorunlarla karşılaştım. Yani netlemeyi yapması için oldukça uğraştım cihazla ve daha sonrasında netleyebildim. Bu bendeki cihazdan kaynaklı da olabilir ama elindeki telefondaki detayları sizlere aktardığım için bunların hepsini sizlerle paylaşmak istedim. Ve gelelim video tarafına. Cihaz 8K video çekebiliyor 24 FPS ama 4K 60 FPS 1080p'de de 60 FPS videolar çekebiliyor. Aynı zamanda HDR video kaydedebiliyor. Ancak HDR video kaydını açtığınız zaman cihazdaki 60 FPS özelliğinden vazgeçiyorsunuz arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim ve video sırasındaki o isteği
PSN'in farkı fazlasıyla hissediliyor. Yani bir amiral gemisi cihazla ben şu anda video çekiyorum hissiyatını kesinlikle alıyorsunuz arkadaşlar. Ön kameraya gelelim. Ön kameramız 32 megapiksel ve f2.4 diyafram aralığıyla geliyor. Yani selfie kamerası kağıt üstünde açıkçası bizlere sunduğunun benzer sonuçlarını yine gerçek hayatta bizlerle buluşturuyor sevgili arkadaşlar. Işık azaldığında sonuç bence bu cihaza yakışmayan seviyede. Bu da tabii ki hem diyafram aralığıyla alakalı hem de bizim aslında birçok Android cihazda gördüğümüz arkayı çok iyi hale getirip ön tarafta bazı şeyleri eksik bırakmalarından kaynaklı yaşanıyor. Bu cihazda da yine benzer bir problemle karşılaştım. Ancak şunu net söylemek lazım. Ön kamera bence bu akıllı telefon arka kamerasının biraz gerisinde kalıyor. Cihazda 4860 mAh bir pil var ve işin şarj olma tarafına değinecek olursak ise 67 wattlık bir hızlı şarj ile bu akıllı telefonu şarj edebiliyorsunuz. Bir, bu akıllı telefonun neden böylesine az bir kapasitede pil koyduklarını anlayamadım. İki arkadaşlar, yani bu kadar iyi bir cihazda 120 wattlık bir şarj teknolojisine sahipken marka neden yine bu cihazda 120 watt'a yer vermedi? Bunu da gerçekten anlayamadım ve net bir şekilde bunun önemli bir eksi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu akıllı telefonu bir gün kullanmak çok da mümkün değil. Yani bir tek şarjla. Dolayısıyla en azından hızlı bir şarj adaptörü bu cihazda desteği olsaydı çok daha avantajlı olurdu sizler için. Bir gün bile pili gidemeyen bir cihaz için bu kapasite düşük kalmış. Bu şarj hızı da kesinlikle yine düşük kalmış. Bunları da sizlere aktarayım. Bu telefon resmi olarak Türkiye'ye gelir mi gelmez mi inanın bilmiyorum. Ama şunu söylemek mümkün. Konsept olarak ve düşünce yapısı olarak cesaretli ve bir o kadar da merak uyandırıcı bir cihaz olmuş sevgili arkadaşlar. Ama tabii ki önemli eksikleri de yok değil. Tasarımı güzel olabilir. Teknik anlamda güzel bir cihaz olabilir. Ama benim nacizane düşüncem bu akıllı telefonun hitap ettiği kişi sayısı oldukça dar bir kitle oluyor. Ben de sizlerin zaten birçoğunun sadece bu cihazı merak ettiği için bu videoyu izlediğini de düşünüyorum. Ama tabii ki böylesine güzel bir telefona ulaşmam için bana yardımcı olan Teknova'ya ve sizlerin desteğiyle işleri büyütmemize de sizlere ayrıca teşekkür ederim. Teknova'ya da ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz bu akıllı telefon hakkında? Yorumlara mutlaka ama mutlaka düşüncenizi yazın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar siz o sırada eski videoları izleyin ve kanalıma destek olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.